Kadın meclisleri olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kıyafetime karışma yürüyüşüyle birlikte ardından Maçka Parkı'nda bir buluşma gerçekleştirmiştik ve oradan kadın meclisi kurma kararı çıktı. O günden bugüne Türkiye'nin birçok ilinde kurulduk. Bu ihtiyacı da şöyle tespit etmiştik, kadın meclisi kurma ihtiyacını. Her kadının dahil olabileceği, birey hukukunun geçerli olacağı bir meclis yapısı inşa edersek bütün kadınların katılımına açık bir zemin yaratmış oluruz ve kadınlar lehine, çocuklar lehine politikalar geliştirip görevli olanları hem göreve çağırmak hem bir basınç oluşturmak için önemli bir zemin olur diye düşündük ve tam bunun karşılığını da aldık. Her şey çok rahat, istedikleri gibi yeni bir sistemde kanunlar çıkartabiliyor durumdalar, düzenlemeler yapabiliyor durumdalar. Eskiden bunlar için kampanyalar geliştirip bir süreç örgütleme gibi bir imkanımız varken şu anda belki buna çok fazla imkanımız olmayacak. Her nerede bir kadın saldırıya uğrasa, bir çocuğun istismarı söz konusu olsa ya da bunun önlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiği zaman her yerde olan kadınlar çok hızlıca harekete geçebilir ve bunları durdurabilir. Çocukları koruyabiliriz, kadınları koruyabiliriz ve bunun bütünlüklü bir politikayla bu tür saldırıların, bu tür suçlar ortaya çıkmadan önce önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Biliyorsunuz kadınlar ve çocuklar çok önemli bir sorunken bunu çözmekle ilgili iki ayrı bakanlık olması gerektiğini söylüyoruz. Nerede kaldı iki ayrı bakanlık? Mevcut bakanlıklar birleştiriliyor durumda. Bu yüzden bir bakanlık yoksa biz varız diye bu iddiada kadın meclisleri bütün illerde, ilçelerde ve üniversite kadın meclisleri de tüm üniversitelerde örgütleniyor, kuruluyor durumda.